sazına, duygularına, türkülerine sarılan kardeşlerim benim. Onları çok seviyoruz. Sen Türkülerini Söyle de eleme turunda 9 hafta boyunca bizlerle olan çok sevdiğimiz iki isim. İlke ve Emir. İkisi de ilk kez eleme turundalar. 9. haftada böyle denk geldi. İki süper performans ama bir kişi süper final biletini alacak bugün. O bileti alamayan yarışmacımız son elenen yarışmacı olacak. Sen Türkülerini Söyle'den. Birazdan sevgili jüri üyelerimizden hangi yarışmacımızın Sen Türkülerini Söyle'nin süper finalinde yarışma hakkı kazandığını öğreneceğiz. Bakalım süper finale giden son isim kim olacak? Emir Talha Altunbaş mı yoksa İlke Yıldız mı? Evet Cengiz Hocam. Evet, mücadeleleri hakikaten ayakta alkışlıyorum ikisinin de mücadelesini. Güzel türküler dinledik iki kardeşimizden de. Teşekkür ediyoruz ikisine de. Bundan sonraki sanat hayatlarında da ikisine de başarılar diliyorum ben. Önce özelliklerinden bahsedip biraz neden kazanan ya da gitmesini istediğimiz arkadaşı söylediğimizi gerekçeleriyle açıklayalım ki kimsenin içinde bir şüphe kalmasın. Şimdi daha önceki performanslarına baktığımızda daha geniş aralıklı türküler söyleyen İlke ama Emir'in de çok kuvvetli bir sesi var. Yani sahneyi dolduran bir sesi var. Vücut dili daha hakim sahneye. İlke de şiirleri çok kuvvetli olan türküler getirmiş bize. Bakıyorum ben şimdi burada. Hakikaten hepsi müthiş klasik eserler. Emir Talha'nın okuduğu türkülere baktığımda da o da az bilinen türküler bize getirdi aslında. Çok güzel bir renk. Müthiş bir sağlam okuyuş. Akordu da çok iyiydi. Evet, benim bu gece kalmasını istediğim arkadaşım... Evet Cengiz Hocam. Evet. Süper finale. Evet, süper finale. Bileti alan, koşan yarışmacımız İlke mi, Emir Talha mı? İlke Yıldız. İlke Yıldız diyor Cengiz Hocam. Evet. Emir'e de teşekkür ediyorum Emir'e de. Sağ olun. Evet. Cengiz Hocam İlke dedi. İsmail Altunsaray. Evet, tebrik ediyorum. Maalesef eleme turunda arkadaşlarımıza böyle bir enerji geliyor. Değil mi? Böyle daha enerjisi yüksek, anlatımı, ifadesi yüksek bir hale geliyorlar. Çok güzel iki performans izledik. Emir, bu uzun hava kimin? Tamzara yöresine ait hocam. Tamzara yöresine. Evet. Ya Emir'in ben seçtiği türkülerin aşağı yukarı kime ait olduğunu bilmiyorum. Anonim olarak geçiyor. Bir hikayesi var. Onu da düzenlemişler hocam. Tamzara. Tamzara'ya sevgiler. Selamlar olsun. Hastanenin köşeleri yurt oldu. Hastanenin kapısına kar doldu. Hastanenin köşeleri yurt oldu diye bir şey yok muydu? Sözde? Hastanenin kapısına kar doldu. Heh. Gafil düştüm yüreğime anam dert oldu. Devam et. Anam hasta diye ben de yatmazdım. Hastane köşeleri bana yurt oldu. Evet. Değil mi? Evet hocam. Köşe. Vallahi biz orayı yoğurt anladık 3 kişi. Yoğurt oldu. Yok, yoğurt oldu dedi de yurt anlamında söylüyor. O yöresel bir ağız. Evet, yok, tabii. Evet, hocam. Evet, yoğurt oldu dedi. Yine biz anladık da. Sözleri... Tamzara'daki şive. Evet. Tamzara... Kelkit Vadisi'nin şivesi diyeyim hocam. Evet. Senin yani repertuarı, Emir'in repertuarı daha beste ağırlıklı bir repertuar. Yani aslında çok iyi bir sesin var. Evet, bir kere sesin çok kuvvetli, çok hacimli, volümlü bir ses. Tonlara iyi tutunuyor. Akordun çok güzel, tabii, her şey çok güzel ama direttiğin bir yer var, böyle bir gerçekten piyasada diretme arzum var senin. Piyasa diye nitelendirdiğimiz şey yani popüler kültür ve gerçekten hocamın da söylediği gibi şov adamısın biraz. Yani şov seviyorsun. Sahne adamı. Mesela orada işte sapı bırakıp... Nasıl bıraktı bağlamayı? İşte hastanenin köşelerde bana yurt oldu. Sanki o bağlamanın hani orada şey de var yani. Hani şov. Yani şov da var orada. Ya duyguyu verebilmek aslında. Tamam, duyguyu verebilmek tamam ama... İşte burada arabeskleşiyorsun yani, hüzünle yıkılmayı karıştırıyorsun. Zaten söz onu anlatıyor aslında. Yani tabii, senin ekstradan bir vücut dili takınmana... Aynen. Evet, fazla var. Evet, gerek yok. Gerek yok. Tamamdır. Türkülerin şova ihtiyacı yok aslında. Doğrudur, doğrudur. Demek istediğim o. İlke, sevda ateşten bir gömlek giyebilirsen değil mi? Hocam öyle okuduklarını duydum, dinledim ama Mahsuni Baba sadece sevda ateş bir kaledir dediği için ben de bu şekilde eyvallah okumaya çalışıyorum. Eyvallah, tamam. Sıkıntı yok. Senin de aşağı yukarı baktığım zaman İlke'nin bir birinciliği, Emir'in bir birinciliği var. Evet. Ve ilk kez eleme turundalar. Emir'in iki ikinciliği var, İlke'nin hiç ikinciliği yok. Yakın sayılabilecek bir tabloları var. Benim kararım... İlke Yıldız. O da İlke Yıldız diyor. Ve 2-0 oluyor durum. İlke 2, Emir Talha 0. Hala 3 jürimiz var. Ama Öykü Gürman, o da İlke derse süper finale bizimle gidemeyen yarışmacımız Emir Talha olur. Emir Talha derse diğer 2 jürimiz yani Aysun abla ve Emre Yücelen ve onların tercihleri, seçimleri çok önemli olacak. Evet Öykü Gürman, bizimle kalmasını istediğin yarışmacımız, finale bizimle koşsun dediğin yarışmacımız İlke mi, Emir Talha mı? İkinizi de tebrik ediyorum öncelikle. Her karşılaştığımızda o kadar güler yüzünüzle bana da hep ilham verdiniz. Enerjiniz çok iyiydi. Bunun için çok teşekkür ederim. Emir Talha hep enerji kaynağımız diye sevdik onu. Kendi söyleyişine de dertleniyorsun. Ben onu fark ettim. O hareketi yaptığın yerde ölüm ver Allah'ım ayrılık verme derken çok seviyorsun o sözleri. Evet. İster istemez beden diline de yansıyor. Ben de kesinlikle sesini çok iyi kullandığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. İnanılmaz videoların da var. Teşekkür ederim. Sosyal medyada. Çok fazla vaktinizi almadan sevgili İlke'ye geçmek istiyorum. İkinci turda gösterdiğim performansın dışında bu performansında tüm söylediklerini anladım. Tonuna çok hakimdin ve çok daha bence çalıp söylediğin bir eserdi bu. Öyle zannediyorum. Sen de çok rahattın. Belki de sazına, seni hep ilk tanıdığımız gibi şu an buradasın. Sazına sarılmış bir şekilde bu performansı da öyle yapınca... Öyle zannediyorum. Sen kendini yine her zamanki gibi daha güvende hissettin. Evet. Kendime yakın hissediyorum hocam. Evet. Evet. O yüzden o emin olan, yani emin olduğun tavrı sevdim. Benim Sen Türkülerini Söyle yarışmasına bu akşam devam etmesini istediğim arkadaşım... Öykü Gürman süper finale bizimle... Emir Talha mı yoksa İlke Yıldız mı koşuyor? İlke Yıldız. İlke Yıldız. Süper finale bileti kapıyor. Evet. Ve süper finale giden son yarışmacımız oluyor. 8 yarışmacımız haftaya süper finalde kıyasıya mücadele edecekler. Güzel kardeşim benim. 9 hafta bizimleydi. Tam 9 hafta. Bunlar evet gidiyor. Çok şaşırttı bizi. Gerçekten onunla bazen hüzünlendik, bazen mutlu olduk, bazen coştuk. Farklı yeteneklerini ve sürprizlerini gördük hep birlikte. Bugün de nasıl bağlama çaldığını, nasıl icra ettiğine şahitlik ettik. Geçtiğimiz hafta Cura'daki hakimiyetine. Yani biz demek ki daha bir dolu sürprizi vardı. Tabii ah anama tabii onu söylediğinde evet, birinci hocam oldun. Evet, evet. Çok başarılı bir performanstı. Teşekkür ederim. Sen türkülerin hamburgerisin. Ona... Enerji kaynağısın. Cengiz hocamın bumerangı. Güzel kardeşim benim, bir tanem. Duygularını alabilir miyiz Emir? Duygularım Şimdi bir rahatlama geldi. Şöyle anlatayım size. Bu program hani gerçekten de buradaki seyircilere de söylüyorum ve ekran başında bizi izleyen seyircilere de söylüyorum. Burada inanılmaz derecede bir aile ortamı var. Onu söylemek isterim. Ya biz buraya geldiğimizde evimize geliyormuşuz gibi hissediyoruz ve hani muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz o kadar farklı ki size anlatamam. İnanılmaz güzel bir ortam var. Ve ben gerçekten böyle güzel insanları iyi ki tanıdım. Ve iyi ki de hani buraya geldim. Yani o yüzden bumerangınız, hamburgeriniz, enerji kaynağınız ve öğrenciniz. Estağfurullah. Bugün ayrılıyor aramızdan. Ama bir Emir Talha Altunbaş sözü olsun. Telefon çaldı. Dediler ki sen türkülerini söyle. Ben de dedim ki türkülerimi söyleyeyim. Cengiz Hocam, ne söylemek istersiniz? Ya Emir Talha hakikaten çok yetenekli bir arkadaşımız. Yani ben bumerang diye boşuna söylemiyorum yani. Hakikaten ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli olmaz. Evet. Çıkabilir yani. Bizim kültürümüze, Anadolu kültürüne, halk kültürüne, türkülere sevdanı biliyoruz. Evet. Biraz çaba, biraz kaynak kişiler Öykü'nün dediği gibi. Evet. Birazcık akademik, biraz halk edebiyatı okursan donanırsın ve bizi başka yerlere götürürsün. Sende var o. Evet, sen çok başarılı. Seninle tanıştığımızda da çok memnun oldum. Ben de çok mutluyum. İnanın buna çok mutluyum yani. Evet, ya çünkü hani hocamız, ya bizim hocamızsınız. Ama ben 3 abi, 2 de abla tanıdım. Evet. Ve inanılmaz derecede mutluyum. Çok önemli. Sol tarafa bakmayacağım biraz. Çünkü gözlerimin olmasını istemiyorum. Özleyeceğiz demiyorum. Her zaman hemhal olacağız. Her zaman görüşeceğiz. Evet. Ama gitmeden önce Aysun hocamla acaba Emre hocamız ne demiş? Ay canım benim. Onların tercihleri İlke mi olmuş, Emir Talha mı olmuş? Evet Aysun hocam, kararınız neydi? Evet ben... Canım benim. O da İlke Yıldız'mış. Evet İlke. 4'te 4. Emre hocam, Emre Yücelen. Yani, benim de tercihim bu gece İlke Yıldız. 5'te 5. İlke'yi tebrik ediyoruz. 5'lerimizden de tam puan alıyor. Cengiz hocamın tabiriyle o bir bumerang. Ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmaz onun. Şimdilik uğurluyoruz alkışlarla. Güle güle. Seninle olmak çok güzel Demirtaş.